Pizza. Duman üstünde harika enfes bir pizza. Dumanı üstündeymiş. Bir saat oldu amına koyayım. Bir saatten beri sonra da yarım saat elimizde, mahallemizde. Pizza nasıl? Sonunda. 16.90. Şifreniz? Aslında ödememem gerekiyor da. Neredeyse 45 dakika oldu. Şikayet beni öğrendiğiniz restoranı... İleteceğim kardeşim, ileteceğim. Hiç merak etme sen. İleteceğim. Tabii. Ha. Aa, içeri mi girecektin? Yo, hayır. Kusura bakma. Yok önemli değil ya. Biraz oyalandım. Ya şey... Ne? Yok bir şey. Sen dün öğlenci değil miydin? Ne işin var burada? Ya personel eksikliğinden dolayı. Çift mesai. Anladım. Yakında seni kuryeliğe verirlerse şaşmam. Hasan, özür dilerim. Ya benim yüzümden oldu. Telefon olayını biliyorsun. Biliyorum. Ya ben işte moladasındır diye şansımı denedim. Ya şikayet tavrın almış. Hemen bildirmiş Haşmet Bey'e. Zaten kuyumuzu kazmak için fırsat kolluyor. Kimseyi suçlama. Benim suçum. Ya insanlık hali, kaza yapmışsın sonuçta. Sena, tamam. Sakin ol. Ne yapacaksın bundan sonra? Hemen iş bulabilir misin? Buluruz bir şeyler. Sonuçta çalışmak için yaşamıyoruz. Yaşamak için çalışıyoruz. Hadi sen dön işinin başına bak. Mesela seninle daha fazla oyalanma. Yaraların nasıl? Ya yok bir şey. Hadi dön işinin başına. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Yalnız buraya personel acil giremez. Ben Haşmet Bey'le görüştüm de işe yeni başlayacağım. O da Harun Bey'e yönlendirmişti. Ben Harun Bey'e mi benziyorum? Hayır, ben tanıyorum Harun Bey'i. Biz Haşmet Bey'in yanına beraber gitmiştik. Harun Bey de size evlendirdi. İşi anlatmanız için. Ben Sema. Memnun oldum, ben de Sena. Mutfakta işler sıkışırsa yardım edersin. Gerekmedikçe mutfağa girmiyorsun. Senin için karşılama, sipariş alma. Servis işini anladım. Anladım, anladım. Kolaymış, daha önce ben servis dediğim gibi, sabahçıysan 9'da, öğlenciysen 4'te geliyorsun. Bu odada da iş kıyafetlerini giyersin. İçerideki dolabına da cep telefonunun sessiz alıp bırakabilirsin. Çalışırken cep telefonu kullanmıyoruz da. Tamam, dolap? Ha, üzerinde anahtar olanlar boş. İçlerine kıyafetler de var. Bedenine uygun olanı giyebilirsin. Ayın elemanı. Evet, ya öylesine seçiliyor. Motivasyon için falan. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kolay olmadı tabii. 6 kişi arasından seçilmek çaba gerektiriyor. Tabii. Ben telefona bakayım. Seni de bekliyorum. Hemen. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, sana da. Ben öyle yemekleri standart diye biliyordum ama... Yok, ben evden getiriyorum. Diyet yapmaya çalışıyorum da biraz dikkat etmem lazım. Herkesin ihtiyacın yok ya. Sen öyle san. Böyle sürekli aynı şeyler yiyince insan bir müddet sonra farklı tatlar arıyor tabii. İster misin? Olur. Salata soğansız olmaz ama iş yerindeyiz diye. Yok, gayet güzel. Ellerine sağlık. Zor peynir ilave edebilirsin aslında. Hem peynirli hiç denemedim. Deneriz bir gün. Sen alışabildin mi? Aslında alıştım. Afiyet olsun kızlar. Teşekkürler. Bugün öğleden sonra yeni bir çocuk gelecek. Adı... Hakan. İş öğrenmesine yardımcı olursunuz. Kuryeci açığımızı dolduracak. Hasan'ın yerini dolduracak. Kimsenin yerini doldurduğu yok. Sadece biri gider, biri gelir, tamam? Salatan kaldı. Ben doydum. Sen devam et. Buyurun efendim, siparişinizi alayım. Bir adet büyük boy Roma Sopora, yalnız üzerinde mantar ve mısır olmayacak, elma dilim patates, altını soğan halkası, baharatlı ve sos içecek diyet kola. Roma Sopora? Özür dilerim, siparişinizi tek tek alabilir miyim? Daha siparişi bile doğru düzgün alamıyorsun, seni ne diye diktiler buraya? Tamam efendim, pizzanızda mantar ve biber olmuyor. Semacığım, sen mutfağa geç istersen, ben müşterimizle ilgileneceğim. Buyurun efendim, siparişinizi ben alayım. Bir adet büyük boy Roma Sopora, üzerinde mantar ve mısır olmayacak, elma dilim patates, altılı soğan halkası, baharat, kuru sos, içecek kola. Oldu mu? Peki, siz yerinize geçin. Hayır, burada beklemek istiyorum. Tamam efendim. 1 adet büyük boy Roma topore, içinde mantar ve mısır olmayacak. Ya hepiniz mi aynısınız? Bir siparişi doğru düzgün alamıyorsunuz. Diyet kola demiştim, diyet! Hanımefendi. Buyurun, ben sizin yerinizi alayım, ilgileneceğim ben. Buyurun. Buyurun. Arkadaşlar, bu ay gösterdiği üstün performansla ekibimizin ve tabii arkadaş Mehmet'in de beğenisini toplayarak ayın elemanı olmaya hak kazanmış Sema arkadaşımızın tüm takım arkadaşlarımıza, sizlere ve tabii iş yeni başlayan Seda arkadaşımıza da örnek olmasını diyerek takım çalışması disipliniyle takım... Evet arkadaşlar, alkışlıyoruz, motivasyon. Hadi Davut, sen de Seda ile ilgilenirsin. Seda ile ilgilenirsin. Tamam? Tamam Arif Bey. Tamam. Biliyorsunuz evet, ben de... Ne güzel ya, böyle eğlenceli bir ortam. Ayın elemanından işi öğrenme fırsatı hepsi benim hoşuma gidiyor. Ben de inşallah çalışarak. İnşallah canım ya. Kolay olmadı tabii. 6 kişi arasından seçilmek çaba gerektiriyor. Tabii. Bu odada iş kıyafetlerine girersin. Cep telefonunu sessize alıp teknolojinin geldiği son noktaya uğramak ister misiniz? Teknolojinin geldiği son noktaya uğramak ister misiniz? Sena? Aa, Hasan, bu tip ne oğlum? Çalışıyoruz kızım. Teknolojinin geldiği son noktaya uğramak ister misiniz? Teknolojide gelinen son nokta bu mu? Ha. Ya tanıyamadın valla. Tanıyamazsın tabii. Normalde bu kafadaki yok. Ne zaman başladık? İşten ayrıldıktan hemen sonra. Yani denk geldi diyelim. Aslında benim de elimde... Hasan! Kusura bakma, mesai saat içindeyim. Ya onu koydum ben de sana. Ama bir gün mutlaka buluşalım. Yemek falan yedim. Olur mutlaka. Sonuçta yaşamak için çalışıyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Here's the night dress! gitmişim, kakılmışım, her sürüye katılmışım. Zenginmişim, vermemişim, fakirmişim, almamışım. Her yol olma, her yol olma, her yol olma, her yol olma. Gamsız öküz yalamışım, kasabımın bıçağı. Her yol Roma, her yol Roma, her yol Roma'ya çıkmaz. Her yol Roma, her yol Roma, her yol Roma'ya çıkmaz. Miskinmişim, basılmışım, asimişim, asılmışım. Gamsız öküz yalamışım, kasabımın bıçağı.